merhabalar. Bugün sizlerle beraber yumurtaya alerjisi olanlar için, hamur işlerinde ve keklerde yumurtanın kokusundan hoşlanmayanlar için şahane bir yumurtasız kek yapacağız. Kekimiz için şöyle yarım su bardağı sıvı yağımız var. 1,5 su bardağı ılık sütümüz var. 1 su bardağı tepeleme dolu toz şekerimiz var. 1 paket kabartma tozumuz var. 1 paket vanilyamız var. 1 çay kaşığı tepeleme dolu karbonatımız var ve 1 yemek kaşığı kakaomuz var. Bir de un kullanacağız. Evet, kekimiz için genişçe bir kap aldım. Kabımın içerisine öncelikle 1,5 su bardağı ılık sütümü ilave ettim. Kek yaparken dikkat etmemiz gereken püf noktalarından birisi de kekimizde kullanacağımız sütümüzün ılık olması. Ilık bir sütle kek yaptığınız zaman kekiniz puf puf kabaracaktır. Buzdolabından soğuk bir süt asla keklerinizde kullanmayın. Şimdi sütümüzü ekledik demiştik. Şimdi 1 su bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. Kekimizin içerisinde yumurta olmayacağı için direkt sütümüzü ekliyoruz ve içerisine şekerimizi ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Şekerimizin erimesini sağlıyoruz. Evet, şekerimiz güzelce eridi. Şimdi sırasıyla sıvı yağımızı ekliyoruz. Vanilyamızı, karbonatımızı, kabartma tozumuzu ekledik. Karıştırmadan hemen şöyle 1 su bardağı da un ekliyorum. Unumu yavaş yavaş ekleyeceğim. Ne kadar kullandığımı söyleyeceğim size. Bir karıştıracağım. Evet, malzemelerimi güzelce karıştırdım. Şimdi şöyle 1 su bardağı daha un aldım. Öncelikle yarısını ekliyorum. Karıştırıyorum. Bu arada bardak ölçüm bütün malzemeler için 200 mg'lık bir bardak. Standart bir su bardağı. Şöyle. Evet, şimdi biraz daha un ekleyeceğim. Evet, bu kadar un yeterli olacak. 2 su bardağından şöyle biraz unumuz kaldı. Yani toplamda 1 su bardağının 1/4 kadar unumuz kaldı. Yani 2 su bardağından biraz daha az un kullandık. Evet, güzelce çırpacağım böyle. Evet, şimdi de şöyle kekimin malzemesinden biraz ayıracağım. Yarısından biraz daha az diyebiliriz. Ve hemen şöyle 1 yemek kaşığı kakaomuzu ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Evet, kakaomu da güzelce karıştırdım. Kek harcımızda kakao ekledikten sonra böyle hafif bir koyulaşma oluyor. Bunun için ben şöyle oda sıcaklığındaki suyumdan çok hafif bir suyla kekimin kıvamını açıyorum. Ben bu keki her zaman yapıyorum arkadaşlar. Hafif koyu olduğunda böyle suyla açıyorum. Bütün keklerinizde bu işlemi yapabilirsiniz. Oda sıcaklığındaki suyla açın. Kabarmasının lezzetini hiçbir şekilde etkilemiyor. Tamamen kurtarıcı bir işlem diyebilirim yani. Evet. Şimdi tamam. Ve kekim için şöyle bir kalıp kullanacağım. Sizin evinizde nasıl bir kalıbınız varsa onu kullanabilirsiniz. Herhangi bir kalıp hiç fark etmez. Kalıbımın içerisine oda sıcaklığında beklettiğim tereyağını güzelce yağladım. Elimle şöyle her yerine değebilecek kıvamda olsun istedim. Ki kekimiz kolaylıkla kalıbımızdan çıksın diye. Kalıbımızın içerisine öncelikle sade olan kek harcımı güzelce boşaltıyorum. Ve daha sonra kakaolu kek harcımı güzelce üzerine döküyorum böyle.
Arkadaşlar ben bugün kekimi iki renkli yapmak istedim. Siz isterseniz tek renk sade de yapabilirsiniz. Kakaolu ya da limonlu, meyveli her şekilde yapabilirsiniz yumurtasız kekinizi. Evet şimdi de kekimi önceden ısıttığım 200 derecelik fırınımda güzelce pişireceğim. Kekimiz pişti. Bir müddet soğumaya bıraktım. Kekim soğuk şu anda. Güzelce soğudu. Şimdi hemen şöyle bir servis tabağına güzelce kekimi alacağım. Evet gördüğünüz gibi şahane oldu. Yumuşacık kıvamı. Şimdi hemen kesip size iç dokusunu da göstereceğim. Hemen şöyle bir dilim tabağıma aldım. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Hemen çatalla dokusunu da göstereceğim. Şahane bir tarif oldu. Hamur işlerinde, keklerde yumurta tüketmeyenler için muhteşem bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.